Efendim merhabalar, Gündem Özel'le sizlerle birlikteyiz. 8 gündür konuştuğumuz mevzu dünyanın gözünün kulağının çevrildiği nokta şüphesiz ki Gazze, orada yaşananlar, oraya İsrail'in düzenlediği hava saldırıları. Önce Hamas'ın saldırılarının haberi gelmişti geçtiğimiz hafta bugün biliyorsunuz ve akşamında biz bunu konuşuyorduk. İsrail nasıl karşılık verecek diyorduk. Savaştayız açıklaması gelmişti Netanyahu'dan. Hamas'ın yaptığı bu Aksa Tufanı operasyonu sonrasında ve ardından da Gazze'ye yönelik bu hava harekatlarında gelen görüntüler, sonrasında hastanelerin durumu, elektriğin, suyun kesilmiş olması, internetin kesilmiş olması, bütün bunları konuşuyoruz o bölge için. Son olarak da İsrail'den bir uyarı gelmişti, bir güneye doğru gidin çağrısı gelmişti ama nereye gidecek insanlar? Gazze bir açık hava hapishanesi gibi zaten, hep böyle yorumlanıyor biliyorsunuz çünkü. Bir tarafı zaten İsrail, bir tarafı zaten deniz. Bir tarafında Mısır. O kapı ne kadar açılabilir, ne olabilir? Kimler oradan geçebilecek? İşte süre tanınmıştı bugün de saat 16'ya kadar Türkiye saatiyle kara harekatının başlayabileceği saat olarak düşünülüyordu. Peki ne oldu? Bir kara harekatı başlangıcına şahitlik etmedik henüz. Ve bir de kuzeyde yani 1 milyon 100 bin kadar kişi güneye nasıl gidebilirler? Aracı olanlar belki gidebiliyor. Peki ya diğerleri? Yani bir insanlık dramını da aynı zamanda yaşıyor. Bütün dünya buna nasıl bakıyor acaba? Onu da konuşmak lazım. Çünkü İsrail'in yanında Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in yanında Avrupa ülkelerinin olduğunu görüyoruz. Filistin halkının durumu konusunda ise bir eşitsizlik olduğuna dair yorumlar zaten yapıla geliyor. Türkiye'de biraz daha dilini bu anlamda İsrail'i eleştiren bir durumda ve Filistin'de yaşananları daha çok ön plana çıkaracak şekilde şekillendirmiş durumda farkındaysanız. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle sözleri daha sertti Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik. Tabii bir de Suriye'de SİHA'nın düşürülmesi meselesi vardı ki onu da hatırlatarak bir NATO üyesi, bir başka NATO üyesine böyle yapar mı diye de tepkisi vardı biliyorsunuz. Antony Blinken Hakan Fidan'la görüşürken ben bir Yahudi olarak konuşuyorum, bir Dışişleri Bakanı olarak değil demişti. Bunun da ayrıntısını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Yani biri de çıkar derse biz de Müslüman olarak konuşuyoruz, doğru mu olur, bu mu olur, yani böyle mi bakılmalı diye tepkisi önemli. Ne yapılabilir? Bölgesel bir başka büyük bir çatışmaya doğru mu gider? Türkiye buradan nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalabilir? Hepsini elbette ki konuşacağız efendim. İşte bir yandan da yeni görüntüleri ekrana getirmeye çalışıyoruz. Hem İsrail'e bakıyoruz bir yandan, hem Gazze'deki durumu sizlere iletmeye çalışıyoruz. Şimdi öyle şeyler yaşanıyor ki işte hastanelerin vurulabileceğine dair uyarılar oluyor. Siviller nasıl o bölgeden ayrılsın? Gazetecilerin Lübnan sınırında gazetecilerin hedef alındığını gördük. Şu ana kadar 9 gazeteci hayatını kaybetti. Dün de Reuters'ın muhabiri canlı yayındayken o saldırıyla karşı karşıya kaldılar ve hayatını kaybetti. Ne yazık ki bir de böyle bir durum var. Yani savaş suçu kapsamında gelen pek çok şeyi yaşadığımızı görüyoruz. Bütün bunlar hem uluslararası arenada nasıl yorumlanıyor, neye yol açacak elbette. Hepsini konuşacağız. Burada bizimle birlikte güvenlik, savunma ve dış politika uzmanı Sayın Cahit Armağan Dilek var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok Yayınlar teşekkürler. diliyorum. Biz aslında bir yayın ortağı olacağız burada. Birlikte modere de edeceğiz. Hem sizinle konuşacağız Evet. hem de konuklarımız da olacak. Onlara da dış bağlantılarla da bilgileri alır. Birlikte de üzerinden bir sizin Tabii sözün efendim. Ne içinizden de güzel geçirmeyi olur. çok isteriz. Çok teşekkürler bizimle olduğunuz için. Hoş geldiniz bir kez daha. Hemen o zaman bir gidelim. Kudüs'e gideceğiz. Aslında dün de o bölge çok hareketliydi. Malum Mescid-i Aksa'da yaşananlar, oradaki Filistinlilere yapılan müdahaleler, o müdahalelerden tabii ki bütün olayları takip eden gazeteciler de nasibini aldılar ne yazık ki. Nimet Kıraç hem bize hem pek çok ekrana da zaten an be an aktarmaya çalışıyor. Gazete Oksijen'in muhabiridir aynı zamanda kendisi ama sağ olsun bizlere de son duruma dair bilgileri aktarıyor. Hemen Nimet Kıraç'a bir merhaba diyelim. Kudüs'te dünden bu yana oradaki durum hem tansiyon nedir diye bir soralım. Hem de elbette şimdi bu kara harekatı meselesi de önemli. 16'yı bekledi herkes ama bundan sonra acaba neyi bekleyeceğiz diye bir soru da var ama önce son durumdan başlayalım. Ve evet nasılsınız diye de başlayalım. Gazetecilere de sormak gerekiyor. Nimet Hanım nasılsınız? Çok teşekkürler katıldığınız için. Bir de ardına son duruma dair izlenimlerinizi alalım. Buyursunlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Biraz yorgunuz. Biraz üzücü ve stresli bir ortamdayız elbette. Savaş koşulları. Pardon, biraz yana çekilmemiz gerekiyor.
Bugünü ben Ramallah'ta geçirdim. Yalnız size son dakika bilgisi vererek başlamak isterim ki İsrail güvenlik güçlerinden gelen mesaja göre havadan, karadan ve denizden operasyonun başlaması için şu anda planlar değerlendiriliyor. Netanyahu'nun kurmaylarıyla buluştuğunu bildirdi İsrail Savunma Kuvvetleri. Yani bir kara operasyonu her an başlayabilir gibi görünüyor. Zaten bunu bekliyorduk. Bugün Ramallah'taydım, dün Kudüs'teydim. Önemli bir cumaydı. Mescid-i Aksa'nın girişinde ciddi arbedeler yaşandı ve Mescid-i Aksa'ya çıkan yolları İsrail güvenlik güçleri kestiği için oradan yukarıya çıkamadı Filistinliler. Hamas'ın çağrısına uyamadılar yani Mescid-i Aksa'da buluşma çağrısına. Normalde 30 bin 40 bin kişinin namaz kıldığı Mescid-i Aksa'ya 5 bin kişi girebildi. Müdahalede tazyikli su yerine lağım suyu kullanıldığı gözlemimde aktarmak isterim. Gerçekten önemli insan hakları ihlalleri soruları doğurdu. Bugün ise Ramallah'taydım. Batı Şeria'da Filistin topraklarındaydım ve Filistinlilerle konuşma fırsatı buldum. Dilerseniz onlardan aldığım izlenimleri sizlere aktarabilirim. Bir yandan evet, Kudüs'teki izlenimler de çok önemli. İsrailliler mesela, onlar ne kadar tedirginler, ama Filistin'deki durum. Şimdi iki tarafı da görmüş olduğunuz için karşılaştırma yapmak da bu anlamda belki mümkün olacak. Haleti ruhiyesi açısından o bölgedeki insanların buyursunlar, sözü bırakayım hemen. Şöyle, İsrailliler de Filistinliler de oldukça öfkeliler. İsrailliler 7 Ekim'de yapılan saldırının görüntüleriyle sarsılmış durumdalar ve bunu bir öç alma niyetiyle şu anda yapılacak operasyonu destekliyorlar diyebilirim. Aslında siyasi olarak biraz bölünmüş bir ülkeydi İsrail bu savaş başlamadan önce. Netanyahu karşıtları ve Netanyahu destekçileri olarak insanlar sokaklara çıkıp eylemler, kitlesel eylemler yapıyorlardı. Ancak şu anda o rafa kalktı diyebiliriz ve insanlar, konuştuğum İsrailliler, önemli olan Hamas'ın yeryüzünden kazınması, ortadan kaldırılması, bunun için ne gerekiyorsa yapılmalı diyor. Tabii ki küçük küçük savaş karşıtı gösteriler de oluyor. Buna da İsrail askerleri müdahale ediyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla ve benim izlenimlerim şu ki oldukça küçük bir grup bu savaş karşıtı olanlar. Şu anda İsrailliler bir arada Hamas'ı bir düşman bellemiş diyebiliriz. Filistinlilere gelecek olursam da Filistinliler de kendilerinin şu anda Filistin direnişinin bir yol ayrımında olduğunu söylüyorlar. Bugün konuştuğum bazı Filistinliler, Filistin hiç bu kadar güçlü olmadı, hiç bu kadar mücadelemiz güçlü bir noktaya ulaşmadı, bütün dünyaya sesimizi duyurduk diyenler de vardı. Onun dışında biz çok zor bir durumdayız. Şimdi Gazze'yi de dümdüz edecekler. Bizi Mısır'a kaydırmaya çalışıyorlar. Ondan sonra da Batı Şeria'ya gelecekler ve buradaki işgali gittikçe dozunu arttıracaklar işgalin diye endişeli bir bekleyiş de var. Yani şunu söyleyebilirim, iki tarafın da öfkesi çok büyük. Bugün Ramallah'ta yaklaşık 200 kişilik Filistinli bir grup kent meydanında toplanıp Alman konsolosluğunun önüne sloganlar atarak gitti. Oraya gitmelerinin sebebinin de şu olduğunu söylediler. Almanya Filistin yanlısı gösterilere izin vermediği için Alman bayrağının burada dalgalanmasını istemediklerini söylediler. Ve onlara barra barra, yani buradan git, buradan git dediler Almanlara. Şimdilik böyle aktarabilirim. Şunu söyleyebilirim, çok pardon. Şöyle bir Yassı Yasser Arafat zamanından kalan bir slogan, bugün onu atarak gittiler. Zeytin dalını bırakacağız, tüfek yükselecek. Yani iki tarafta da gerçekten öfke çok yüksek, tansiyon yakında maalesef düşmeyecek gibi görünüyor. Evet, bu tansiyon az evvelki bir son dakika gelişmesi olarak da ilettiniz. Hava, kara ve denizden operasyonların başlayabilmesi için planların değerlendirildiğine yönelik. Hatta bugün de zaten sınıra gitmişti Netanyahu ve orada da ikinci aşamaya hazır mısınız, bir sonraki aşamaya hazır mısınız diye askerlerine sordu. Bu aşama da anladığımız kadarıyla bir yoğun bir kara harekatı meselesi, ama burada belki birazdan da biz konuklarımıza konuşuruz. Yani bu meskun mahalli savaşı, şehir savaşı yapmak orduları çok da zorlayabilecek bir şey, aynı zamanda düzenli orduları. Acaba buna ilişkin nasıl bir beklenti içerisindeler, orası önemli. Bir de Nimet Hanım, şu anda bulunduğunuz noktayı bize biraz da göstermeniz, bulunduğunuz yeri, Kudüs'teki bulunduğunuz noktayı anlatmanız da mümkün mü? Anlıyorum ki yoğun güvenlik önlemi de var. Doğal olarak her an belki bir hedef tabii olabilme ya da başka bir şeyle karşı karşıya kalma ihtimaline karşı. Biraz da görmek isteriz bulunduğunuz yeri. Tamamdır. Ben şöyle çekileyim. Hı-hı. Burası Caffa Caddesi. Kudüs'ün, Batı Kudüs'teyim. Burası şu an biraz daha güvenli bulunduğu için şu anda burada kalmaya karar verdim.
işte şöyle diğer tarafı da gösterelim. Oldukça boş ama bunun bir sebebi de Şabat olması. Ha, evet. Zaten burada hani bugünlerde dışarıya çıkmıyorlar pek fazla ama güvenlik önlemleri had safhada diyebiliriz. Dün çok gergin bir gün geçirdi Kudüs. Onun üzerine şimdi de operasyonun başlama ihtimalinden dolayı, yakında başlama ihtimalinden dolayı şu anda böyle gergin bir ortamdayız diyebiliriz. Yani burası normal yaşamın aktığı bir şehir dersek yanlış olur şu anda yani. Belki de 8 gün öncesinde daha çok yaşam akabiliyorken şimdi daha farklı bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Çok teşekkür ederiz Nimet Hanım, sağolunuz. Hem de ne olur kendinize dikkat edin. Kolaylıklar diliyoruz en çok da oradaki meslektaşlarımıza, sizlere. Zor coğrafyalar her zaman zor ama şimdi daha da zor belki de. Güç kuvvet diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz efendim. Hemen...